Şehirde lağabınızda kimler denir? Haç kaplanı olur derler. Haç kaplanı olur. Bu işi nasıl? Şimdi Resullerin bir şeyi var. Evet. Atılgaz. Evet. Dokunmayı bırakıyor. Kasap dokunmacı oluyor. Evet. Sen niye gittin? Sen buraya da mısın? Şimdi bizim bu atılganlığımız, sınıf değişmemiz neden geliyor? Sence nedir? Sen nasıl cesaret ettin bu işe? Şimdi ben esnaf dokunmacıyım. Benim 3-4 tane tezgahım vardı. Evet. Bir zamanlar babamdan kalma zaten. Babam da bilirsin dokumacıydı. Ben de dokumacı olarak gittim. Bir zamanlar nasılsa bir çirkindik. Bırakalım bir meslek değiştirerek bakalım ne olacak. Biz de işte bakkal olduk. Bakkal olduk. Müşteriyesiniz. Yok peki. Ben enişteyim. Enişteyle beraber. Hepimiz dokumacı. Sağ ol Osmancı. Peki. Şimdi diyorum ki. Evet. Kasap. Evet. Gitmiş bu şartta mesela tekstil sanayiye girmiş başarılı. Abi bir mesleğe dedik. Bu yılanın deliğine elini sokmuş gibi oluyor. Bu cesareti besinler nasıl dedi? Nereden buldu? Ben Atılgan. Zinaatkar olduğu her yerde ekmek başarı başarı. Bir elleme geçiyor. Hadi abi. Evet. Peki ikinci çifte şu. Bu memlekette niye göçtük? Bu memleketin aşağı şehri Musul'du, sen de biliyorsun. Aşağı şehirden buraya göç olunca kendi haliyle vatandaş serbazar oldu. Evet. Mecbur oldu, göçe başvurdu. Evet. Şimdi göçü durdu çok şükür. Şükür göç durdu. Yine dışarıdakiler geliyor şükür Allah'a. İyi. Peki ben diyorum ki acaba yer sorunundan mı göçtüler? Eğer başka bir geniş yer kayardı olsaydı bu kadar göç olur muydu? Olmazdı. Ceylan dalgası. Peki bu nereden kaynaklandı bu? Şimdi aşağı şehirden buraya geçildiğinde buraya dediler ki o zaman affedersin atın semeri gibi dediler. Evet. Burada ne şehir olan ne iyi olur dediler. Evet. Ama oldu. Oldu ama vatandaş yok. Yeri ama işte, vatandaş dağıldı. Dağıldı kendi haliyle dağıldı. Evet. Peki şimdi diyorlar ki burada kazandı dışarıya gitti diyorlar. Tabii ki burada kazanıyorsa niye memleketini bıraksın? Hayır hayır. Olmaz. Burada kazandı diye gitti diye yok. Bir kısmı kazandı ilerleyin diye gitti. Bir kısmı tam yoldu gitti. Yani meydanı yoktu burada. Atı meydanı vardı da. Ki. Nereye atılsın? Ne yapsın? Ha. Kendi haliyle mecbur oldu. Şimdi Bayazı'na bir site kursa, besinler toplanarak. Kendi haliyle toplanır. Şimdi hayır, bütün Türkiye'de Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Antep, Besli. Böyle besinler toplanarak iş adamları. Bir besinler şeyi kursak, vakfı. Evet. Bu parayla büyük bir şirket kursak. Evet, Besli'ye kayardığına 500 dükkanlı geniş bir iş yeri. 500 tane ev. Yeniden bir yapılaşmaya gitsek, siz ne dersiniz, katkıda bulunur musunuz? Tabii, devlet temelinden çıkarsa da vatandaşa verse yine katkısında var. Evet. Temelinden çıkarsın, biliyorsun, yine vatandaş kalır. Evet, bir de KAP projesi var. Şimdi evet. Burada geniş kapsamlı bir nüfus ortamı doğacak. Evet. Besinler de çalışkan olduğuna göre yeniden bir istihdam yaratabilir miyiz? Ben şöyle sana derim ki, tahmin ederim bu doğuda burası en güçlü bir şehir olur. Evet. Çünkü vatandaşın çalışkanlığıydı. Ama biz burada olamayız. Bu olduğumuz yer bize kafi gelmez. Kafi gelmiyor. Bir şişeye bardağı suyu doldurduktan sonra daha fazla almaz. Evet. Buranın bardağı dolmuş. Evet. Dolu bardak su almazsın. İkinci bardak doldurur. Siz Uşak'a gittiniz mi? Ben her tarafı geldim. Ha. Şimdi Uşak'taki besinleri, sanayisi bu yer nereye sığar? Soruyorum sana. Gelseler. Kayardı mı? Kesine sığar. Kesine sığar. Yazdı ovayı doldur. Ha. Tamam. Doldur. Peki bir de besinin zengin folkloru var. Buyur. Zengin folklora sahibi yani evet. Kültürü var bizim. Evet. Şimdi biz diyoruz ki ya kendi adamımızdan bir folklor kuralım, Besliler folkloru. Evet. Ya bütün mesela Mersin'de var, İstanbul'da var. Siz de bunda maddi manevi